Değerli Seyyaray Türk takipçileri, ben Gökün Göçmen, Dünya Bunu Konuşuyor programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da dünyada öne çıkan gelişmeleri, basında yer alanları, satır arasında kalanları sizlere dilimiz döndüğünce, süremiz el verdiğince aktarmaya çalışacağız. İlk gündem maddemiz Amerika Birleşik Devletleri olacak. Zira gerilim halen devam ediyor. Ulusal muhafızlar kongreye konuşlanmış durumda. Diğer taraftan sosyal medya devlerinin Trump'a karşı önlemleri, tırnak içerisindeki önlemleri devam ediyor. Son olarak Kervan'a YouTube katıldı. YouTube dedi ki 2 hafta boyunca Başkan Trump'ın hesabını kilitliyorum. Bu ne demek? Beyaz Saray'dan ayrılmasına kadar Trump'ın YouTube'a herhangi bir video yükleyememesi demek. Sanal basında tartışmalar devam ediyor ama merkezinde Twitter var. Twitter'a ilişkin kimi anekdotlarımız olacak? Hafta içerisinde özel bir haber hazırladık. Bu haberi de sizlerin dikkatine sunacağız. İkinci gündem maddemiz önemli ve güzel bir gelişme. Biliyorsunuz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve beraberinde bilim kurulu üyeleri kameralar karşısına geçerek yeni tip koronavirüse karşı aşılarını oldular. Peki aşılama çalışmasında neredeyiz? İşte onu da Seyyaray Türk'ten takip edeceksiniz. Koronavirüs demişken Avrupa'da da önemli gelişmeler var. Şüpheler bir tarafta, ne kadar hızlıyız tartışmaları diğer tarafta. İşte size bunları aktaracağız. Ama öncesinde gelin iki güzel parça dinleyelim. Değerli Seyyaray Türk takipçileri, ben Gökün Göçmen. Dünya Bunu Konuşuyor programı kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan kongre baskınının ardından sosyal medya devleri ülke lideri Donald Trump'a karşı harekete geçti. Hemen hemen tüm platformlar Trump ve takipçilerine karşı çeşitli derecelerde kısıtlama getiriyor. Buna karşın tartışmaların merkezinde ABD başkanının hesabını silerek ilk adımı atan Twitter bulunmakta. ABD merkezli şirketin eylemini destekleyen Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung yazarı Ronald Linher son noktayı koymanın zamanı gelmişti değerlendirmesinde bulunurken Türkiye'den de gazeteci Aslı Aydın Taşbaş da kişisel hesabından ifade özgürlüğü herkes için geçerli olmamalı mı? Bu sorulara cevabım net. Doğru yaptılar, geç bile kaldılar mesajını paylaştı. Demokrasinin onu istismar etmek isteyen, kişi ve kurumlara karşı savunulması gerektiğini düşünen militan demokratlara göre Twitter elzem bir önlem alsa da şirketin özel hüviyeti çok sayıda gözlemci tarafından sorgulanıyor. Fransız Le Figaro gazetesi demokratların çok uluslu şirketlerden sansür talep etmesinin Pandora'nın kutusunu açacağı uyarısında bulunurken medya bilimci Panayotis Cochleari Protagon'daki yazısında Facebook ve Twitter nasıl oluyor da en son 74 milyon oy alan bir siyasetçiyi engelleyebiliyor sorusunu yöneltti. Biz de bu soruların peşine düştük sevgili dinleyenlerimiz. Seyyaray Türk'e konuşan Türkiye Gazeteciler Sendikası Akademi Direktörü Orhan Şener ise ABD İletişim Kanunu'nun 230. maddesinin platformları içerik denetleme hakkı sunduğunu, buna karşın Twitter'ın mahkemeden önce davranmasının sorumlu olduğunu dile getirdi. Şener bu bağlamda herhangi bir ABD mahkemesi Trump'ın ifadelerini anayasanın 1. ek maddesinde belirtilen ifade hürriyeti kapsamına saymayacak ve muhtemelen Twitter ile aynı yönde karar verecekti. Buna karşın bunu Twitter tek başına yaptığında ciddi bir sorun oluştuğu görüşündeyim diye konuştu. Twitter'ın hesap kapatma kadar zaman akışına müdahale ile nelerin görünüp nelerin görünmeyeceği üzerine denetim sahibi olması ifade özgürlüğü tartışmalarının bence bir başka boyutu. Orhan Şener buna karşın daha kurumsal bir yapının gerektiğine dikkat çekerek etik olarak bu kararların özel şirketler tarafından alınması benim baktığım yerden çok doğru değil. En kısa zamanda bu süreçleri özerk, uzman, şeffaf ve hesap veren yapılarla devretmesi ve paylaşması gerekiyor değerlendirmesinde bulundu. Sevgili Seyyaray Türk takipçileri, Twitter'ın marifetleri bununla da bitmiyor elbette. Bir de Seyyaray Türk'e de verilen bir etiket var Twitter'da. Diyor ki China Affiliate Media ya da Rus kurumlarına diyor. Sadece Rus ve Çin kurumlarına diyor bu arada. Rus medyası ya da Çin medyası diye etiketleme bulunuyor. İşte ben de bu soruyu TGS Akademisi Direktörü Şener'e sordum. Şener şu yanıtları verdi. Twitter'ın Rus ve Çin menşeli haber mecralarını işaretlemesi kendi başına bakıldığında bir yere kadar makul. Zira kategorik olarak çok kötü bir etiketleme de yapmıyor. Devlet destekli bağlantılı medya diyor ki bu doğru. Burada asıl sorun bunu sadece iki ülke mecralarına yapılması. Kanaatimce belli başlı ülkelerden başlayarak tüm devlet medyaları aynı şekilde işaretlenmeli. Bunu gören kullanıcılar kendi politik ideolojik pozisyonlarına göre ilgili mecraya daha az veya daha fazla güvenmekte özgür olmalılar dedi. Sevgili dinleyenler, Amerika Birleşik Devletleri'nde sular durmuyor. Bu hamur çok su kaldırır diyoruz. İşte bir de azil davası var. Azil davası nedir? Neyi öngörüyor? Amerikan ve Avrupa basınındaki yorumlar neler? Bunları sizlere aktaracağız. Ama gelin bir çay molası verelim. Değerli Seyyaray Türk takipçileri, Dünya Bunu Konuşuyor programı kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Azil davası, amacı ne, riski ne? Avrupa basını soruyor. Demokratların baskın olduğu Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada Trump'ın isyana teşvik ile suçlandığı ve azledilmesi yönündeki tasarı kabul edildi.
207 Cumhuriyetçi temsilcinin 10 tanesi de tasarıdan yana oy kullandı. Süreç şimdi Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'na gidecek. Demokratların burada 3'te 2'lik bir çoğunluk sağlamak için bazı Cumhuriyetçilerin de oyuna ihtiyacı var. Gelin Avrupa basını neleri tartışıyor, nasıl yorumluyor birlikte göz atalım. Spot Medya ile başlayacağız. Romanya'nın önde gelen basın kuruluşlarından. Dışlanmalı hem de ebediyen demiş ve şu ifadelere yer veriyor. Görevden azil davası ABD'deki her iki partinin de Donald Trump'ı kontrol altında tutabilmesine imkan tanıyan bir enstrüman. Senato tarafından yargılanıp cezalandırılması durumunda Trump'ın bir daha resmi bir makama gelmesi mümkün olmayacak. Dolayısıyla bir sonraki seçime de giremeyecek. Demokratların hesabı son derece basit. Bu işlemi başlatmak için yeterince Cumhuriyetçi senatörün desteğini almaları gerekiyor. Kongre binasında neler olduğuna ilişkin yeni bilgilerin önümüzdeki günlerde gün ışığına çıkması, Donald Trump'a yönelik suçlamalar ve mukabil davaların artması bekleniyor. Herkes demokrasi için böylesine büyük bir zararlıyla arasına mesafe koymalı demiş Spot Medya Romanya'nın önemli gazeteleri. Fakat farklı görüşler de var. Örneğin İngiliz medyasının devi diyebiliriz kendisine The Times fazla intikam yapıcı olmaz diyerek şu değerlendirmelere yer veriyor. Bizzat Joe Biden'ın kendisi Donald Trump'ın kabahatine nispeten az değiniyor. Bu tavrıyla önceliğinin ülkenin pandemiden sonra toparlanması olduğunu göstermiş oldu. Bu açıdan bakıldığında bir gözlemcinin de ifade ettiği üzere Biden Trump'ın zıttı bir başkan olacak. Böylece görev süresi sona eren başkanla ilgilenme sorumluluğu kongrenin omuzlarında. Arnold Schwarzenegger'in haklı olarak tüm zamanların en kötü başkanı olarak adlandırdığı adamdan alınacak intikamın abartılmasının ülkedeki kutuplaşmayı daha da artıracağı ve ardılının işini zaten zorken daha da zorlaştıracağını kongrede pekala bilecektir diyor. Geçelim The Wall Street gazetesine. Hollanda'nın gazetesi Cumhuriyetçiler Trump'la bağlarını koparmayacaktır denilen yazıda şu ifadeler kullanılmış. Saygınlığını sürdürmek isteyen bir demokrasi bu suçları kovuşturmak zorunda. Senato binasına saldırmaya teşvik ve tahrik etmek azil davası için yeteri değilse başka ne olacak? Cumhuriyetçiler baskı altında. Daha ne kadar süre şantaja uğramaya razı olacaklar? Trump ve yandaşlarının kendi gözlerini korkutmalarına izin mi verecekler? Trump taraftarlarının seçim politikası açısından önemi ve son yılların cumhuriyetçi oportunizmi düşünüldüğünde bu konuda fazla iyimserliğe gerek yok demiş The Wall Street gazetesi, Hollanda'nın gazetesi. Sevgili dinleyenler, programımızın diğer bölümünde yeni tip koronavirüsteki gelişmeleri, özellikle Türkiye'deki gelişmeleri sizlere aktaracağız. Önemli ipuçları var, hepimizin aklında tutması gerekiyor. Pandemiyle mücadelede kritik bir kavşağa girmiş durumundayız zira. Hepimiz kulaklarımızı iyice açalım ama öncesinde iki güzel parça dinleyelim. Değerli CRI Türk takipçileri, Dünya Bunu Konuşuyor'un son ama belki de en önemli bölümündeyiz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin yeni tip koronavirüse karşı aşı olmasının ardından dün tüm hastanelerde aşılama çalışmaları sağlık çalışanları ile başladı. Bakan Koca, sosyal medya üzerinden Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nca yapılan analizlerin ardından acil kullanım onayı verilen ve sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanan CoronaVac aşısına ilişkin paylaşımda bulundu. Saat 14 itibariyle aşılamanın 100.000'i geçtiğini duyuran Koca, şu an itibariyle birinci doz aşısına olan sağlık çalışanı sayısı 100.000'i geçti. Türkiye aşı programını uygulamakta güçlü bir altyapıya sahiptir. Bu güce inanan, destek veren herkese teşekkür ederim ifadelerini kullandı. Türkiye ile aynı aşıyı kullanan Brezilya'nın 3. faz değerlendirmesini haberleştiren uluslararası basın kuruluşları aşının %50'nin biraz üzerinde etkinliğe sahip olduğunu açıklamasına karşın bilim insanları aşının detaylı incelenmesini kamuoyuna duyurmuştu. Harvard Üniversitesi'nden mikrobiyoloji uzmanı doçent doktor Emre Altındiş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulunmuştu. Çalışmada 4653 kişi Sinovac aşısı olurken 60 yaş üstü dahil 4599 kişi kontrol edilmiş. Kontrol grubunda 7 kişi hastalığı ağır geçirirken aşı grubunda bu sayı 0. Dolayısıyla aşı ağır hastalığı engellemede %100 koruyucu. Bundan ötürü Sinovac aşısını olmak aşı olmamaktan daha iyi. Yine aşı olan 4653 kişi de 7 kişi hastalığı hastanede tedavi ihtiyaç duyacak düzeyde geçirirken bu sayı aşı olmayan 4599 kişi de 31. Dolayısıyla aşının hastane bakımı gerektirecek koşullara karşı etkinliği %78 olarak hesaplanmış. Bu da olumlu. Değerli CRI Türk takipçileri, Türkiye'de durum böyleyken Avrupa'da aşılama çalışmaları nasıl ilerliyor? Korona aşılarına ruhsat verilmesinin kısa bir süre soluklanmaya imkan tanımasının ardından pandeminin ne kadar süreceği konusundaki belirsizlik tekrar artmaya başladı. Bunun ana nedenleri hala yüksek seviyede seyreden vaka sayılarının yanı sıra mutasyonla daha bulaşıcı hale gelen virüs. Köşe yazarları asıl şimdi aşılamanın çok iyi örgütlenmesi gerektiğinin altını çiziyor.
Avusturya'nın Kurier gazetesine dilerseniz göz atalım. Mutasyonla daha buluşucu hale gelen yeni tip koronavirüs nedeniyle aşılama daha hızlı ilerlemek zorunda diyor Kurier ve şu ifadeler kullanılmış. Duruma bakıldığında en kötü haftaların henüz önümüzde olduğu söylenebilir. Aşı zamana karşı bir yarış haline geliyor. Bulaş temposu hızlanacak ve aşılama temposu geçecek. Sonuç, hastaneler dolmasın diye yeteri kadar insan aşılanana kadar sokağa çıkma yasakları. Yeni gelişmeler karşısında dört kolla sarılabileceğimiz tek şey aşıların bulunmuş olması. Hadi artık, mümkün olduğunca hızlı istiyoruz aşımızı. Değerli CRI Türk takipçileri, Avrupa'da ve Türkiye'de durumlar böyle. Bu bölümle birlikte programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir hafta dileriz. Haftaya yine aynı saatte, aynı günde buluşmak ümidiyle. Şimdilik hoşça kalın. Dünya Bunu Konuşuyor sona erdi. CRI Türk. İyi müzik, doğru haber.